Benden önceki patronlarla yaşadığınız ya da patron yardımcısıyla yaşadığınız sıkıntıları anlayabiliyorum. Aynen. Bana güvenmemizi de anlayabiliyorum. Ama sonuçta ben buraya bunları düzeltmek için herkesle herkes de şu anda ben kimseyi düşman olarak görmüyorum. Çünkü ben satış politikası izliyorum. Yani herkes sonuçta benim bir alıcım, benim bir müşterim. Yani ben müşterimle ters düşersem yani ben ona ambargo uygularım. Onun bir işi vardır. O bana ambargo uygular. Bizim işlerimiz bozulur. Bizim işlerimiz aksar. Ha şu anda non serviam kendileriyle bizim ailemiz arasındaki savaşı ne diyor bilmem. Ama masada da gene aynı şekilde ben gene de sizi tanımıyorum. Sizin sizin politikanızı sevmiyorum deyip bana savaş yaşan illa olacaktır. Başımın üstünde yeri var ama bu gene de benim satışlarımı etkilemeyecek. Yani kendisi gene de savaşta olduğumuz sürece de gelse ben ona gene silahını satarım. Ben onunla ticaretimi yaparım ama şehir dışında istediğimiz gibi savaşırız. Bu açıdan sıkıntınız olmasın yani. Başka böyle sormak istediğiniz veyahut da çekindiğiniz konuları söyleyebilirsiniz. Bir e, çekinilen veyahut da sormak istediğiniz bir konu yoksa Hafif makineli silah ne düşünüyorsunuz? E, hafif makinalı silahların e, şehre girişini yakında yapmayı düşünüyorum. Ama fiyat olarak net bir şey belirlemedim. Çünkü benden önce ayarlanmış mesela bu silah fiyatları bir pistol 280 bin kadar. Ee, bana biraz fazla gibi geldi ama tabi durumları bilmiyorum. Şehirdeki şimdi ekonomiyi de yavaş yavaş inceliyorum görüyorum. Tabi ekonomi aslında bir nevi Davut Bey'in ot politikasından sonra net belli olacak. Kendisi de bu konuda biraz açıklama yapar mı bilmiyorum bu toplantıda herkesin huzurunda ama hani ne zaman gelecek bir bilgilendirme yapar mı? Şimdi Luis Bey evet. açıkçası biz ilk otu getirdiğimiz zaman Aiz silah Allah. fiyatlarına göre bir fiyatlandırma yapmıştık. Ama ve lakin her hafta silah fiyatı ikiye katlandığı için bu sefer bizim otumuz, otumuzun cılıkı çıktı. Ben Hı -hı. yeni gelecek kokain sistemini sizin fiyatınıza entegre i̇şte, şekilde... İşte şekil kozmik alışı bile fazla diyorum anladın mı? Bir, iki gün içerisinde. Hocam, anlaşıldı. Siz de bir toplantı vesaire yapacaksanız hani e, düş, eskiden düşman da olsak ben seve seve tek başıma gelir katılırım. O açıdan hani sıkıntı olmasın. Güveni merkezi şu an tam. E, ayrıyetten konuşacağım konularda. Üstte galiba benim sorum tam anlayamadınız. Ben Tabii silahın buyurun. ne olacağını sordum. Ha silahın ne olacağını sordunuz. Yani şu an hali hazırda bu tarım olarak teknen var diye biliyorum şehirde. Hani 8 atıyor çöp. Yani işte bir silah için iyi ya. Biraz şey olarak fazla sekiyor filan. O açıdan dolayı şimdi net bir şey söylemem yanlış olurum. A derim B getiririm. Hani o açıdan çalışmalarım devam ediyor. İleriki zamanlarda da e, size bir açıklama yapmayı düşünüyorum zaten bu yeni gelecek silahlarla ilgili. Başka Aslında böyle... Aslında şu an şehirde evet. Teknay'ın e, biraz daha kullanılabilir olması durumunda şeyh'in silahları bence şu anki durumda gayet yeterli. Hani daha böyle yarı makineli tüfek gibi ya da ne bileyim makineli tüfek gibi silahlara geçmenin anlamı yok bence şu anlık SMG gibi veya. Ben sadece şunu soracağım Luis. Bey. Şimdi siz e, temiz bir sayfa açalım dediniz. Hani tamam bunu tekrardan konuşuruz toplantının sonlarına doğru. Şu anlık yani herkese karşı tavrınız ne etme hani sıfırdan. Herkese yeni tanışıyormuş gibi mi? Evet ee, aynı şekilde. Değilsiniz? Yani çünkü hani benden önce yaşala, yaşanılan olayların kararını hükmünü ben vermediğim için yani e, net bir bu bu karar doğru mu yanlış mı bilemem. Bilmeden de savaşa girmek istemem. Yani karşımdaki adamla mertçe dürüstçe savaşacaksam olayların geçmişini bilmem gerekir ve şu anda geçmişe bakmaktansa geleceğe temiz sayfa açıp kendi geleceğimi ve geçmişimi yazmak istiyorum kısaca.